Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir ana yemek yapacağız. Patatesli köfte. Ve ben köftemin içine biraz lahana koyacağım. Patateslerimi bu tarafa alayım. Bu şekilde lahanamdan 150 gram kadar falan kullanacağım ben. Lahanam zaten küçük benim. Küçük boy almıştım. Bunu şu şekilde kıyacağım. Daha sonra çok ince şekilde yapacağım. Çok güzel bir ana yemek. Hem tadı hem servis etmesi çok kolay. Bu şekilde incelik yeter diye düşünüyorum. Bu arada patateslerimi haşlıyorum. Ben yaklaşık 6-7 tane patates kullandım. Ocağımın altını yakıp bunları haşlamaya bırakacağım. Bu şekilde haşlansın bunlar. Lahanalarımı doğradım. Arkadaşlar sizler de muhakkak lahanayı eklemelisiniz. Ayrı bir lezzet katıyor köftenin içine. Bu arada lahanalarımı doğradım ve köfte harcını yoğuracağım. Kabın içine alıyorum. 150 gram kadar falan kullandım ben. Evet, şimdi yemek için malzemelerimi koyuyorum. 3 tane sarımsak rendeledim ben arkadaşlar. Soğan. Bir orta boy soğan rendeledim. Karabiber, kimyon, kekik. Baharatlarımı ilave ediyorum ama siz sevdiğiniz baharatları duruma göre ekleyebilirsiniz. 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. İki tane yumurta. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Biraz da dereotu ilave ediyorum ben arkadaşlar. İsteyen maydanoz da koyabilir. Tamamen isteğe bağlı. Ve bu şekilde şimdi köftemi yoğuruyorum. Köfte harcımı yoğurdum arkadaşlar. Şimdi şu şekilde elimle büyük bir parça kopartıyorum. Bu şekilde yuvarlıyorum. Ve tepsime koyuyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Siz sayısını evdeki kişinin sayısına göre ayarlayabilirsiniz.
Köftelerimin sayısını ben tepsiye göre ayarladım. Böyle dizince hafif ortalarını çukurlaştırıyorum. Şekil veriyorum elimle. Köftelerime şekillerini verdim arkadaşlar. Şimdi de bunu 220 derece fırında 30-35 dakika pişiriyorum. Köftelerim fırında olurken ben de patates püreme geçiyorum. Ben söylediğim gibi 5-6 tane patates haşladım. Bunları iyice püre haline getiriyorum. Patates püresini ezdim. İçinde hiç parça kalmayacak şekilde. Şekilde temizleyelim ki. Evet, içinde hiç parça kalmadı arkadaşlar. Şimdi 50 gram kadar kaşarımı ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı sütümü ilave ediyorum. 1 çay kaşığından biraz fazla tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı yeni bahar ilave ediyorum. 1 çay kaşığı nane. Bunları karıştırıyorum. Eklediğim süt patatesin yumuşacık olmasını sağlıyor. Nane ve yeni baharsa güzel bir lezzet katıyor arkadaşlar patatesin içine. Köftelerimi fırından çıkardım. Şimdi üzerine patates pürelerini, patates toplarını bırakacağım. Şöyle alıyorum. Aynı köftede şekil verdiğim gibi bunda da bu şekilde ayarlıyorum. Ve köftemin üzerine bırakıyorum. Hafif böyle bastırıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Patates pürelerini köftelerin üzerine yerleştirdim. Şimdi de domates sosunu hazırlamaya geçiyorum. Ben 1,5 yemek kaşığı domates salçası koydum arkadaşlar. Suyla yavaş yavaş bunu açıyorum. Sıcak su kullanıyorum. Eğer salçanız hazır salçaysa 1 çay kaşığı tuz ilave edebilirsiniz. Ben ev salçası kullanıyorum. Bu arada benim kasem küçük geldi su için. Tekrar değiştirmek zorunda kaldım.
Kesinlikle bu yemeği tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir ana yemek oluyor. Ve gelen misafirlerinize hem servis açısından, porsiyon açısından çok basit ve pratik oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi sosumu patateslerimin üzerine kaşık yardımıyla bu şekilde döküyorum. Her yerine gelecek şekilde. Kanalıma ücretsiz abone olup izlerseniz beni arkadaşlarınızla tariflerimi paylaşabilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, sosumu hepsine gelecek şekilde dağıttım bu şekilde. Şimdi üzerlerine kaşarlarımı ilave ediyorum. Evet, kaşarlarımı ilave ettim. Tekrar fırına veriyorum. 220 derecede 30 dakika kadar pişiriyorum. Ama kontrollü pişirin arkadaşlar. Fırından fırına değişebiliyor. Evet, yemeğim fırından çıktı. Bu şekilde üzerine ben dereotu koyuyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi siz isterseniz maydanoz ilave edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.